Bizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Başkanımız Avukat Ünsal Çankaya'yı kürsüye davet ediyorum. Değerli meslektaşlarım, konuşmama başlamadan önce hepinizden de bildiği üzere dün akşamüstü saatlerinde adliyemiz çalışanı ve baromuz çalışanı Ayriye Hanım'ın ve ablası Ayşe Hanım'ın eşi Osman Bey'i kaybetmiş bulunuyoruz. Kendisine başsağlığı, ailesine başsağlığı diliyorum. Allah nurlar içinde yatırsın, Allah rahmet eylesin. Katılmak isteyen meslektaşlarımız için saat 11.45'te adliyemiz önünden hem personeli, adliye personeline hem meslektaşlarımıza otobüs kaldırılacaktır. Öncelikle bilgilerinize sunmak isterim. 5 Nisan Avukatlar Günü konuşmasına gelince, değerli meslektaşlarım, öncelikle hukuk devletinin, demokrasinin, laikliğin, insan haklarının güvencesi olan biz avukatların 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü kutlu olsun. Gönül isterdi ki burada sizlerin ve ulu önderin huzurunda bağımsız yargıdan, hukukun üstünlüğünden, savunmanın iddia ve karar makamları ile eşit olmasından duyduğumuz memnuniyetten bahsedelim. Maalesef ki bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan vatandaşların büyük bir bölümünün yargıya güveni kalmamıştır. Yargı mekanizmasının yaşamış olduğu güven erozyonun belki de en büyük nedeni yargılama faaliyeti içerisinde savunmaya hak ettiği alanın bırakılmamasıdır. Savunmayı yargılama faaliyetinden çıkardığımızda karşımıza yargılama faaliyeti değil, yargısız infaz çıkmaktadır. Biz avukatların kısa vadede en büyük beklentisi, önümüzdeki günlerde çıkartılması beklenen yargı reformu paketinin hem savunmaya hak ettiği alanı sağlaması hem de yargılama faaliyetinin bütününe ilişkin iyileştirmeler getirmesidir. Çıkartılması beklenen pakete ilişkin Adalet Bakanlığı kurmuş olduğu komisyon ile birlikte Türkiye Barolar Birliği ile sıkı bir diyalog içerisindedir. Biz de Isparta Barosu olarak
olağanüstü genel kurulumuzda siz değerli meslektaşlarımız ile paylaştığımız düşünce ve projelerimizi Barolar Birliği ile dolayısıyla Adalet Bakanlığı ile paylaşma imkanı bulduk. Buna göre geçirilmesi beklenen avukatlık sınavında 70 baraj puanını geçen hukuk fakültesi mezunlarının avukatlık, hakimlik, savcılık stajına başlama hakkı elde etmeleri, staj sonunda avukatlık stajı yapmışlar ise Türkiye Barolar Birliği'nce yapılacak staj bitim sınavına tabi tutulmaları, hakimlik ya da savcılık tercih etmişler ise hakimler, savcılar yüksek kurulunca staj başlangıcında ve staj bitiminde sınava tabi tutulmaları, 70 puan barajını aşamayıp 55 puan barajını aşanların ise KPSS aranmaksızın icra müdürlüklerinde, tapu dairelerinde, adliyelerde, nüfus müdürlüklerinde memur olabilme hakkı elde etmeleri yönündeki teklifimiz sunulmuştur. Teklifimiz Barolar Birliği'nce Adalet Bakanlığı'nın oluşturmuş olduğu komisyona iletilmiştir. Bu yönde bir yasal düzenleme yapılması halinde önüne geçilmez bir şekilde artan avukat nüfusu rahatlayacak, avukatlık sınavı getirilmesi halinde işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya kalacak, sayısı yüzü aşkın hukuk fakültesinden mezun olan gençler için bu tehlike bertaraf edilmiş olacaktır. Siz değerli meslektaşlarıma bahsetmek istediğim mesleğimize ilişkin önemli bir tehlike ise Avukatlar Haftası nedeniyle sizlere göndermiş olduğumuz yazıda bahsi geçen hasar tespit firmaları ve benzeri organizasyonlardır. Konu sadece Isparta Barosu'nun değil, tüm baroların ve Türkiye Barolar Birliği'nin gündemindedir. Baromuz bu simsarlarla mücadele içinde olan diğer tüm barolarıyla irtibat halinde olup, diğer baroların hangi yolları izledikleri, hangi davaları açtıkları, hangi sonuçları elde ettikleri konusunda bilgi sahibidir. Buna göre baromuz sorunun öncelikle barışçıl yollardan çözümü için gerekli adımları atmaya uygun bulmuştur. Bu kapsamda şehir hastanesi başhekimiyle, devlet hastanesi başhekimiyle, kurum müdürü ile yönetim kurulumuz toplantılar gerçekleştirmiştir. Durumun hassasiyeti hakkında en üst düzeyde bilgilendirme yapılmış, bu simsarların ya da bu simsarlara aracılık edenlerin kurumlara sokulmaması yönünde taleplerde bulunmuştur. Taleplerimiz en üst düzeyde kabul görmüştür. Konu ile ilgili vatandaşımızın aydınlatılması adına Avukatlar Haftası'na vesile olması nedeniyle baromuz Isparta Belediyesi'nden 30 adet billboard'u, 5 adet otobüs durağını, 100 adet otobüsün iç reklam alanlarını ücret ödemeksizin 5-12 Nisan tarihlerinde kiralamıştır. Bu alanlara vatandaşı iş veya trafik kazaları simsarlarına karşı uyaracak görseller asılmıştır. Isparta Barosu olarak siz değerli meslektaşlarımızdan ricamız, bu tür haksız rekabet sağlayan ve yasa dışı yollardan iş edilmesini sağlayan organizasyonlara tevessül edilmemesidir. Bu tür oluşumların Isparta'da çalışacak avukat bulamamaları gerekmektedir. Sorunun barışçıl yollardan çözülmemesi halinde baromuzdan diğer barolar gibi adli yollarla bu simsarlara karşı mücadelesini sürdürecektir. Değerli meslektaşlarım, daima birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz, savunmanın sesinin daha güçlü çıktığı nice 5 Nisanlarda görüşmek dileğiyle sözlerimi noktalamak istiyorum. Hepinize sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum.